geldiniz. Şıklı Hüvük Dostları Derneği'nin sanat ve arkeoloji projesinin seminerlerinden üçüncüsünde bir aradayız. Bizi YouTube kanalından, ekranların başından izleyen izleyiciler için de söyleyelim. Galata'da, Postane'de çok amaçlı bir kültür merkezi burası bulunuyoruz şu anda. Bu seminerler dizisi bizim sanatçıları ve arkeologları bir diyalog içine getirdiğimiz ve bir ucunda da şu anda İstanbul'da sürmekte olan sergi izleri, kazı izleri sergimizin olduğu büyük kapsamlı bir proje. Umarım herkes bir fırsatını bulur, görür eğer görmediyse sergimizi. Seminerlerimizin ilk ikisinde sanatçılar konuştular, ne yaptıklarını anlattılar. Bundan sonra gelecek olan dördüncü ve beşinci seminerde arkeologlar ve sanatçılar birlikte konuşacaklar. Ama biz bugün iki arkeologla arkeolojiyi konuşacağız. Mirvan Hocam, Güneş Hocam, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz sonuçta bizim yaptığımız iş sizin sayenizde olan bir iş. Siz kazıyorsunuz, siz araştırıyorsunuz. Biz onun üzerine bir şeyler ekleyip biraz daha bu bilgileri yaymaya çalışıyoruz. Bu seminer de biraz onun bir parçası olsun isterseniz. Bizim bir kendi kendimize bir ne derler hani gelin kaynağı olmak alışkanlığımız vardır. Kendimiz kendi işlerimizde çok şey yaparız. O yüzden ben farklı bir yerden başlayalım istiyorum. Aşıkla Yük'ten değil de daha dünya ölçeğinde bir soruyla başlayalım. Anadolu Neolitiği dediğimiz şey, dünya ölçeğinde baktığımız zaman ne anlam taşıyor? Ne kadar önemli? Niye araştırılması gereken bir konu? Başlayayım. Şimdi şöyle, Anadolu dediğimiz bölge aslında daha büyük bir bölgenin bir parçası. Buna Güneybatı Asya diyebiliriz. Yanlış bir şekilde Yakın Doğu deniyor. Evet, yani doğru. Kimisi Orta Doğu Orta diyor Doğu, ama Doğu. Öyle bir bölgenin bir parçası Anadolu. Şimdi bu bölge dünyada önemli tarih öncesi çağlarda önemli bir takım dönüşümlerin olduğu bir bölge. Ama dünyada bu tür dönüşümler çok farklı bölgelerde, farklı tarihlerde yaşanıyor. Anadolu'da, Anadolu'nun içinde olduğu bu bölgede yaşanan bu dönüşüm ise en eskilerden, tarih olarak en eskilerden. Şeyde slide'da da, evet şöyle bir slide şimdi görüyoruz. Evet. Evet, evet. Bakın o portakal renkli gösterilenler. Mesela ilk üretimciliğe geçiş bölgeleri ve şeyler işte o verimli hilal de, diye yazan yer işte emmer ve einkorn buğdaylarının, arpanın işte mercimekgiller, bezelyenin falan ilk kez tarıma alındığı yani ehlileştirmenin olduğu yer ve tarih olarak da yani aşağı yukarı günümüzden 11 bin yıl önce diyebiliyoruz. Çin'de yine aynı bir şey var, nokta var. Burada Mezoamerika'da var bir tane. Şimdi bunlar da hepsi daha önce avlanarak ve toplayarak yaşayan geçimlerini avlanarak ve toplayarak geçinen grupların üretime geçtiği dönem. Onun için de dediğim gibi şey bizim bölge en eskisi olması bakımından önemli. Haritaya bakınca neredeyse aynı enlemde değil mi bu bölgelerin evet, hepsi evet, evet, ve evet. Birkaç bin yıllık bir şey içinde evet, doğru. Bu değişim, bu dönüşüm evet, yaşanmış. Evet. Yani yalnızca Anadolu'ya özgü bir şey değil bu bahsettiğimiz. Değil, hiç değil. Yani yalnızca Anadolu'ya özgü değil. Tarih farkı yok değil, var hakikaten. Hani bizimki, bizim bölge biraz daha eski. Ama diğer yerlerde de işte geçildiğini görüyoruz. Şeye bakarsak, yani bu döneme, Neolitik'e baktığımız zaman mesela uzak doğuda
çanak çömleğin çok daha, bizden çok daha önce yapıldığını ve kullanılmaya başladığını biliyoruz. Yani 20 binler gibi bir tarihte çanak çömlek. Yani her bölgenin kendine göre bir özelliği var. Yaşanan dönüşümler farklı. Ama bu hakikaten bu neolitik dediğimiz şey, o demin söylediğim gibi yani avcı tüketici yaşam biçiminden diyelim. Hani ilk üretime geçilen bir dönem. İşte onun en eskilerinden bir tanesi. Peki. Bu bakımdan da önemli tabii çok. Yani bu bütün dünyada yaşanan bu dönüşümün en eski ve en ne diyelim katmanlı yaşandığı yerlerden birisi. Peki bu çerçeve içinde Anadolu'nun önemine de değindiniz biraz önce. Bunun içinde Aşıklı Öğün yerine. Aşıklı Öğün şöyle bir önemi var. Yani bütün neolitik yerleşmelerin arasında şöyle bir önemi var. Bir kere Aşıklı'yı bir geçiş evresini anlatıyor bize. Geçiş derken de işte o biraz önce söylediğim tüketici yaşamdan üretici yaşama geçişi aşamalarıyla ve kesintisiz bir şekilde izliyoruz. Yani tarihte siz bilirsiniz, tarihte de yani geçiş evreleri çok önemlidir ya, nasılı ve niçini anlatır. Yani ne ve hangi tarihte olduğunu zaten hani araştırmalarla, kazılarla hemen aşağı yukarı deneyimli bir arkeolog hemen söyleyebilir zaten birkaç zaman içinde. Fakat bu nasılları ve niçinleri biz o geçiş yerlerinde sorgulayabiliriz. Aşıklı da böyle bir yer. Yani bin yıllık bir kesintisiz süreç var. Orada dediğim gibi işte bu şeyi, dönüşümü böyle adım adım izliyoruz. Tanımayanlar için, bilmeyenler için bir kere hatırlatalım o zaman. Ne zamandan ne zamana uzanan bir şey bu bin yıl? Şöyle günümüzden 10.400 yıl önce başlıyor. Biraz daha erken olabilir ama biz elimizdeki tarihler biz öyle. Biz 10.500 yıl diye yuvarlıyoruz. Yaptık, evet farkındayım. 10.500'den başlatalım. Bir mahsur yok çünkü gerçekten oraya hani ara sıra geldiklerini biliyoruz. O tür veriler de var daha eski bir tarihte. Ama kalıcı yerleşme 10.400 yıl önce başlıyor. Terk ettikleri tarihte 9.300 yani milattan önce tarihlerle söyleyeyim. Yani 8.400'lerde kalıcı yerleşme kuruluyor. 7.300'lerde de milattan önce terk ediyorlar. İşte aşağı yukarı bin yıllık bir bin şey. Herhalde benzer yerleşim yerleri açısından bu bin yıllık süreklilik çok önemli bir şey. Tabii yani farklılık. Evet, o kesintisiz olması çok önemli. Yani bir topluluk yaşamış gitmiş, ondan sonra bir başkası gelmiş tekrar orada farklı bir yaşam kurmuş değil. Bunlar hep aynı nesil. Yani aynı grup ve 25-30 nesil üst üste. Bugün bile aslında yani belki bugün çok normal geliyor insanlara aynı yerde yaşamak ama bin yıllık bir süreklilik çok önemli bir şey. Çok önemli tabii. Yani bizim çok beceremediğimiz bir iş bana kalırsa gayet sakin, barışçıl bir şekilde bin yıl boyunca yaşamışlar. Peki. Ben şöyle bir somutlaştırma yapayım mı? Yani bu şeye, Aşıklı neden önemli? Ek olarak yani soru değişmeden önce. Bu yani bizim gördüğümüz bu bin yıllık kesitte geçmişte yani 90'larda bu kadar teknolojiyi kullanmıyor, bu kadar fazla analiz yapmıyorken biz Aşıklı'daki bu çok yavaş seyreden değişimi içerisinde yerleşmeyi anlamaya çalışıyorduk ve bu epey zor bir şey. Yani çok yavaş bir değişim varsa ki Aşıklı çanak çömleksiz neolitik bir yerleşme, çanak çömlek yok. Diğer neolitik yerleşmeler gibi gösterişli bir yer değil. Yani duvar resmi yok, kabartmalar yok, heykeller yok. Ve elimizdeki tek şey kerpiç evler, çöp dolguları, obsidyen aletler. Bunlardan bir yerleşmeyi ve geçmişte yaşayan insanları anlamaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir şey. Bir de çok minimal seyreden bir değişim var. O yüzden başlık bizi çok zorluyordu bu süreç. 90'larda özellikle daha konvansiyonel bir şekilde kazı yaparken.
Ve çok anlayamadık aslında yerleşmeyi, yani bu yerleşme sakinlerini falan. İmdadımıza hem biraz teknoloji yetişti hem de bizim bu seyri değiştirmemiz yetişti. Teknoloji meselesine döneceğiz, geleceğiz. Onu unutmayalım bence, çünkü Işıklı'da yapılan çalışmaların en önemli şeylerinden birisi. Şöyle bitireyim bu şeyi. O yüzden de küçük bir laboratuvar gibi, yani konsolide olmuş ve araştırılmaya bekleyen o bin yıllık şey, yani bizim o kesitimiz diyelim, yani yaşam kesidi. Bu açıdan çok yani, önemli olduğunu sonra anladım. Evet, bu kesintisizlik meselesi gerçekten önemli. Mesela şimdi İstanbul'da yeni kapı kazısı dolayısıyla işte kazılıyor ve şey çıkıyor diyelim ki geç neolitik dönem şeyi, ama sonrası yok. Bir sürü uzun bir kopuş var. Sonra başka şeyler olmuş. Burada tam tersine uzun bir bin yıllık bir kesintisiz şey var. Şimdi siz başka salıya geçmeden bir çok tabii. Bir görsel tabii, var tabii. Da onu evet, gösterebilir evet, miyiz? şeyin buradan aşağıda. Evet. Şu bu mesela işte o şeyi sürekliliği gösteriyor. Yani çok yakın bir foto değil belki ama hakikaten kesintisiz olarak 16 metrelik bir şeyi gösteriyor. Bir birikimi gösteriyor. Bir tane daha var çok etkileyici. O hatta geçenlerde Leyla Emadi'nin söylediği kesit işte bu. Hani toprağı kesmişler dediği ve çok etkilendiğinden bahsettiği kesit bu. Bu şimdi tabii daha alta doğru da kazıldı. Onun için aşağı yukarı bir 12 metreyi buldu. Şöyle bu biraz daha şey hali, derin hali. 12 metrelik bir kesit ve hakikaten sürekliliği siz de görebilirsiniz. Evet, ben de Işıklı'ya gitmiş ve arkeolog olmayan birisi olarak ben de baktığım zaman en azından o sürekliliği görebiliyorum. Tabii oraya baktığımız zaman bizler gibi insanların görmediği çok şey var. Onları ancak siz anlatınca anlıyoruz. O yüzden bu tür sohbetler çok öğretici. Şimdi bunun nerede olduğunu tespit ediyoruz. Bu dönüşümün, yani neolitik dönüşümün nerede olduğunu tespit ediyoruz sonuçta. Çünkü kazıyoruz, buluyoruz. Ne zaman olduğunu tespit etmek de çok zor değil. Nedeni meselesi. Yani niye işte 12 bin ila 9 bin yıl öncesinde o aynı enlem şeyinde dünyanın çeşitli yerlerinde böyle bir dönüşüm yaşandı? Evet. Ne oldu da insanlar o güne kadar mutlu mesut şey yaptıkları avcı toplayıcı şeylerinden vazgeçtiler. Yavaş yavaş yerleşmeye başladılar. Herhalde sizin için Işıklı ama bu dönemi çalışan bütün arkeologlar için herhalde temel sorulardan bir tanesi bu. Tabii yani tarih öncesi ya da prehistoryanın ana sorularından bir tanesi bu zaten. Onun için yani araştırmalar çok, işte teoriler çok ama hani elle tutulur bir tanesi zaten o buzul döneminin sona erip yeni neotermal koşullar deniyor işte ona. Yani yeni iklimsel koşullar ve çevre koşullarının iyileşmesi diyelim. Öyle bir hani ortak paydadan söz edebiliriz. Redwood Hoca'nın terimiyle kültür o tarihte hazırdı gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani zihinsel gelişim olsun, kültürel gelişim olsun. Onun belli bir doygunluğa ulaşması diyeyim, değil mi? Bu kültürel birikim deyince belki Işıklı'yı ya da Işıklı'ya benzer neolitik yerleri gezen insanların herhalde en çok kafasında beliren sorulardan birisi, belki size de orada soruyorlar. Burada yaşayan insanlar bize benziyor muydu? Tabii. Ne kadar benziyordu? Bir de şey çok soruluyor. Yani kim bunlar? Yani, şimdi kim bunlar şimdi meselesi, ben hep bu proje için de söylüyorum, çok da sevdiğim bir şey. Bizim 16. yüzyıl 17. yüzyıl halk şairi Karacaoğlan'ın bir şeyi var. Sual edin bizden evvelgilerine, kim varmış biz burada yokken. Evet, dolayısıyla evet. Tabii kim bunlar sorusu evet. Çok önemli. Evet. Ama yani bize benziyorlar mı? Ne kadar benziyorlardı? İşte
konuşabiliyorlar mıydı? Ne yapıyorlardı? Evet, bu sorulara kısacık bir cevap vermek mümkün mü? Tabii, verir misin? Gayet iyi konuşuyorlar. Neandertal'den bir gayet şarkı bile söylüyoruz. Enstrüman bile çalıyoruz. O yüzden... Ne çalıyorlar Aşıklı'da? Aşıklı'da yani bir tane flüt bulduk. Yani onu işte müzik amaçlı mı kullanıyorlar veya haberleşme amaçlı mı onu bilemiyoruz tabii ama yani perküsyon tarzı şeyler kullanıyor olmalılar. Yani o yüzden... Her şey yani konuşuyorlar bizim gibi boyları, kiloları, aşağı yukarı bizimle aynı. Biraz bizden daha az yaşıyorlar çünkü herkesin bildiği penisiline kadar insan ömrü ortalama 35. Ama 60-70'e yakın, 70 yaşına yakın 65 yaşında bir kadın en yaşlı bireyimiz. Ama tabii genel olarak ortalama şey daha kısa. Ortalama çok daha düşük. 30'lar aşağı yukarı ortalama evet. Değil mi? Bir de bu dönem hem ölüm oranlarının artacağı, yani çünkü kalabalık yerleşmeler artık işte hayvanların evcilleştirilmesi, bütün o beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, hijyenik koşullar vesaire hem ölüm oranlarının arttığı hem de doğum oranlarının arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani kalabalık bir topluluk haline geliyor aşağı yukarı terk edilene doğru. Nüfusu 500'leri 600'leri bulmuş olmalı. 500'le 600'ü bulmuş olmalı. Olabilir. Yani nüfusu. Bunlar çok tartışmalı rakamlar ama gene de böyle kabaca bir tahmin yapmak. Yüzlerce. Peki. Şimdi biraz... Tam boy söyleyeyim mi? Tam boy var. Kadınlar için 1.60 kilo da 55. Erkekler için de 1.65 ve 60 kilo ortalama. Gömel. Sağlıklı bir ortalama. Peki şimdi biraz önce hani neden bu dönemde nasıl oldu bu dönüşüm derken bir şey yakaladım orada. İklimin düzeldiği bir dönemde buna geçildi dediniz. Şimdi de biliyorsunuz hepimiz iklimin kötüye gittiği bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir iklimle yatıp kalktığımız bir dönemden geriye baktığımızda genel olarak Aşıklı bize bugün için neler öğretiyor? Neler var Aşıklı'da? Bugün yaptığımız bütün bu araştırmaların arkasında neler öğreniyoruz Aşıklı'ya baktığımız zaman? Tabii Aşıklı derken bütün bir Neolitik mirastan da bahsediyorum. Yani çok boyutlu bir soru bu sorduğunuz. Nereden başlayalım da çok bir yerden yani başlayalım. İklimden mi başlayalım, çevreden mi başlayalım? Bir kere bunlar çok doğa dostu. Yani doğa dostu derken şöyle hani bugünkü anlamda doğa dostu ama bunlar doğayla çok barışık yaşayan, iç içe yaşayan bir kere bir topluluk. Bütün besinleri zaten oradan ve de bizden çok daha saygılılar. Doğaya saygı. Doğaya karşı yani ama tabii şöyle de bir şey var. Mesela tarım yapıyorlar yani daha doğrusu tarım bilgisine sahipler. Küçük ölçekte tarım yapıyorlar. Çünkü toplayıcılık, avcılık da devam ediyor. Geçiş toplumu dediğimiz o zaten. Dolayısıyla hani daha sonraki dönemlerde tarım alanları açılsın diye mesela ormanların yakıldığı, tarlaların yakıldığı bir dönemi de biliyoruz. Daha bunlar o değil. Yani o aşamaya gelmemişler. Onun için doğa dostu diyorum. Hı-hı. Yani hakikaten doğrudan iç içe birlikte yaşıyorlar. Bizim bugün yapamadığımız gibi. Onun dışında ne diyeyim? Koyun ve keçi evcilleştirme konusunda şeyler biraz. Adımlarını atıyorlar. Evcilleştirme bir ölçüde tamamlanıyor. Obsesifler biraz. Yani çünkü bu tabii yine aşkın iyi taraflarından bir tanesi. Yani yerleşme ilk sakinliği koyun ve keçiyi yerleşmede tutuyor. Özellikle yavruları seçiyorlar ve o sürece müdahale ediyorlar. Onları da çeşitli yöntemlerle bulduk. Biraz sonra konuşuyoruz. Ama bu hayvancılık meselesi biraz yoğun aşıklığında. Yani koyun ve keçinin evcilleştikten sonra yavaş yavaş bunu yerleşmenin dışına doğru ağılları taşımaları ve işte bir tür işte besicilik faaliyetinin artması
bütün bu süreçleri Aşıklı'da görebiliriz. Peki, yani şöyle bakmak belki doğru o zaman. Bugün için değil ama bundan 100 yıl öncesinin Orta Anadolu'da bir köyü herhalde Aşıklı'ya çok şey yapıyordu, benziyordu. Yani koyun ağıllarıyla, kerpiç binalarıyla, binaların yerleşimin yakındaki bahçeleriyle vesaire çok benziyordu herhalde. Tabii yani bugünkü zaten hani o basit köy yerleşmelerinin neredeyse birebiri ya da öncüsü şey Aşıklı. Özellikle de kerpiç mimarisiyle şeyi baktığınız zaman hani plan açısından, yapım tekniği açısından kerpiçin içine tezek değil mi? Evet. Hayvan dışkısı karıştırılmasından tutun da işte saman karışımına kadar, yapım tekniğine kadar son derece benzer şekilde yaşamlar var. Yani hem hayvan ve tarımcılık açısından hem de mimari açısından bugünkü Orta Anadolu şeyinin, yaşamının ya da ekonomisinin 10 bin yıl önceki temsilcisi gibi. De yani. Yavaş yavaş kaybettiğimiz başladığımız yere, evet, yavaş yavaş kaybettiğimiz bir şey. Geleneksel bir şey. Peki. Bir başka şeye geçmek istiyorum. O da şu. Şimdi burada siz müthiş zengin bir bilgi şeyi sunuyorsunuz bize. Özet olarak ipuçlarını veriyorsunuz. Nasıl öğreniyorsunuz bunları? Yani yazının olmadığı bir dönem. Geriye yazılı bir belge kalmamış. Yazılı belgeyi bırakalım. Bir şey de ne bileyim bir resim de kalmamış, bir piktogram da kalmamış. Böyle bir yerden bütün bu şeyleri, diyelim ki biraz önce bahsettiğim sürüleri önce şurada tutuyorlardı, sonra buraya alıyorlardı vesaire. Bunları nasıl öğreniyorsunuz? Ne yöntemlerle bu bilgilere ulaşıyoruz? Biz arkeoloji deyince, arkeologlar deyince, evet biliyoruz, toz toprak içinde kazıyorlar, yani onu biliyoruz ama herhalde sadece oradan çıkmıyor bu. Hiç değil yani arkeoloji yanlış bir şekilde kazı bilim olarak da bazen ifade ediliyor ama hiç ilgisi yok. Yani o kazı sadece onun bir yöntemi tabii yani ortaya çıkarmak ama ortaya çıkardıktan sonra onun çok çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesiyle değerlendirilme süreci başlıyor. Onun üzerinde de işte yorumlama süreci başlıyor. Şimdi şurada yine bir slide olacak bizim. Ne yapayım? Şu mu? Bakın şurada okunuyor mu bilmiyorum. Sağ tarafta ortaklaşılan disiplinler diye bir şey yazıyor ya. Yani. Orada mesela arkeozooloji, arkeobotani, jeoarkeoloji, işte izotop, karbon 14, antik DNA, toprak kimyası gibi. Daha hepsini okumayayım yazıyor nasılsa. Tamam. Ama onun gibi hem sosyal bilimler hem de fen bilimlerinden çok çeşitli disiplinlerle beraber çalışıyoruz. Ve bu kazı sırasında birlikte çalışıyoruz. Yani müthiş bir ortaklaşma var. Hem soru cevap şey de kazı da zaten hani onlardan gelen sonuçlara göre biçimleniyor, şekilleniyor, yönlendiriyor. Böyle bir ortak çalışma sonucunda. Yani daha öncesinde bir kurtarma kazısı şeklindeydi Aşıklı. Yani bir su altında kalacak diye. Onun da şöyle bir avantajı oldu. Çok geniş alanlarda kazıldı. Dolayısıyla biz mimariyi ve bütün şeyi çok iyi öğrenebildik. Yerleşme dokusunu, değil mi? Yerleşme planını. Ama ondan sonra 2007 itibariyle ben Aşıklı'ya gelince sanki daha hiç kazılmamış gibi görüyorum. Siz de çok iyi diyorsunuz. Ay Aşıklı çok ama Aşıklı çok geniş kazılmış yerleşmelerden bir tanesidir. Yani yakın doğu dedim yine demeyeceğiz. O bu bölgedeki neotik yerleşmeler arasında en geniş çalışılmıştır. 16 metre 17 metre yüksekliğinde bir tepeden bahsediyoruz. Yüzey olarak o da 150'ye 350 metri. 350 ne kadarlık bir bölüm kazıldı bunu kabaca yani bakarsak kaçı kazıldı yani %20 diyelim yani en fazla yani o bile değil ve bu yani. İyi bir değil ama ve bu iyi tabii bir çok iyi tabii ben bir ek yapayım şeyi şöyle yani daha yine somutlaştırmak için
ben arkeoloji ilk başladığım vakit yani 92 yılında ilk defa Aşık'a gittim. Yani arkeolojiyi de Aşık yani kazı alanında ilk defa orada gördüm. Arazide 92. Evet, arazide daha bilgisayar. Yok, bilgisayar bir tane vardı. O da basic kullanıyorduk galiba. Bir DOS üzerinden çalışan pahalı bir laptop üzerinden bütün her şey kaydediliyordu. Her şey defterlerdeydi. Şimdi o süreçte mesela burada da arkadaşlarımız vardır o ekipten. Evde kalmak pek makbul bir şey değildi. Ev yani ev ve tepe yani arazide çalışmak. Evler kazı evi. Arazi ve atölye arasında böyle bir şey vardı. Yani arazide kazı yapan arkeologlar hani daha makbul, evdekiler de işte cezalandırılmış insanlar gibiydi. Ve ağırlıklı olarak sayısal dengesi kazıların arazide çalışan arkeologlar daha dominanttı. Atölyede çalışan buluntu fişleri giren işte taş bakan yıkayan. Onların sayısı olarak daha azlardı. Orada Allah bilir. Onlar daha tertemizlerdi. Orada Allah bilir şey de vardır. Kadınlar ve erkekler diye bir şey de var yok, mıydı? Bizde yoktu. Hayır, hiçbir zaman olmadı. Yok, ben sizin için demiyorum ama genel olarak öyle bir şey var mıydı? Tabii. Yani, kadınlar, erkekler, hiyerarşi işte masanın başında. Onlar başka bir konuşma şeyi. Evet, öyle yapalım. Tamam. Evet. Ve o süreçte ağırlıklı olarak işte kazılması gereken yerler kazılır. İşte bütün o buluntular getirilir. Bakılabilecekler olan bakılır. Ondan sonra onlar tasnifi yapılır. Ve sonra da değerlendirilme aşamasına geçilir. Şimdi biz aslında bu yeni dönemde bir takım sorular ortaya koyduk. Bu sorular da bugüne kadar neye sahibiz? Nasıl bir bilgiye sahibiz? Evet, Anadolu'nun belki de yakın doğunun en geniş araştırılmış yerleşmelerden bir tanesi var. 1000 yıl Çatalhöyük'ten daha eskiyiz. Fakat bu süreç nasıl başlamış ve nasıl gelişmiş? Bunu çok bilmiyorduk yani. Evet, hani bir protodomestikasyondan bahsediyorduk koyun üzerine. Kerpiç mimariden bahsediyorduk. İşte taş geleneği, kendine has bir taş geleneği olan bir topluluk idi vesaire. Yani obsidyandan bahsediyorduk. O yüzden biz soruları ortaya koydukça bu soruların cevaplarını nasıl buluruz? Bununla beraber bir ekip dizaynına gittik ve Mirman'ın söylediği gibi buradaki işbirlikleri sayesinde de yerleşmek biraz daha fazla anlamaya başladık. Yani zaman da biraz yardım etti. Bulduklarımızdan değil de sorularımızdan hareketle. Evet. Bunu 80'lerde yapamazdı arkeoloji ama 90'larda da yapamazdı. 2000'lerde bunu yapabilirdi. Yine biraz sonra konuşuruz. İdrardan işte yerleşmedeki popülasyon seyrinin nasıl değiştiğine kadar farklı çalışmalara idrar tahlili. O yüzden hani biraz zamanın ruhuna ayak uydur. Bence Aşıklı'nın yani Türkiye arkeolojisi açısından en büyük kazanımlarından bir tanesi bu. Yani orada ısrarcı olmak, bir database sistemi kurmak, işte birim bağlamı üzerine odaklanmak. Neyin database'ini Şimdi bizim amacımız bütün bilgiyi münferit olarak toplayıp hiyerarşi bağlamında değil veyahut da atıyorum eskiden biz sadece ocaklardan, yanıklı yerlerden botani örnekleri alırdık. Biz bu strateji ya da karbon, bu stratejiyi değiştirdik. Aşıklı'da 200'ün üzerinde karbon 14 var ve sadece şeyden değil, yani yanmış odundan değil, farklı malzemelerden ki bunları korele etmek için. Bir de tabii bütün bu örneklemeyi sadece belirli yerlerden değil, her yerden aldığınız vakit istatistik size daha doğru sonuçlar veriyor. Siz bayağı o zaman şimdiki şeyle data madenciliği yaparak çalışıyorsunuz neredeyse. Tabii yani ama bu sistemi kurmak için de uğraştık yani. Tabii bu kendi kendine kurulacak bir sistem değil. Epey de kafa patlattık. Ama bu bize hızlı geri dönüşler sağladı. O açıdan da yani bir taraftan da insan yetiştirmeye peki, başladık. Peki bu data madeninin içine kazdıkça bulduğun bir takım şeyler giriyor. Diyelim ki işte kemik giriyor, taş alet giriyor. Bitki kalıntıları kalıyor, obsidiyen kalıyor. Onun dışında başka neler giriyor? Biraz önce idrar tahlili diye güldük ama onun dışında başka neler giriyor bu data havuzuna, bu hazineye? Ortaya çıkardığımız her şey yani insan iskeletinden tutun işte hastalıklara varıncaya kadar. İnsan iskeletinden neye
yalnızca bakmıyorsunuz. Onu bir de laboratuvara ne buluyoruz orada mesela? Tabii tabii. Yani insan iskeletleri zaten i̇nsan şey diyor. İnsan ve hayvan. Peki. İnsanlar Hacettepe Üniversitesi'ne gidiyor. Oradaki arkadaşlarımız inceliyor insan iskeletlerini. Ama yani dişten ayrı, kemikten ayrı, işte o izotoplar, karbon ve oksijen izotopları mesela neyle beslendiklerini söylüyor. Dolayısıyla nerede yaşadıklarını ve bütün yaşamları boyunca nerede yaşadıklarını söylüyor. İşte diş üzerindeki bir takım analizlerle doğum yeri neresi, yani kökenin neresi, o ortaya çıkıyor. Hayvan kemikleri ve evcilleştirme ile ilgili mesela çok ilginç. Yani şöyle, ilk kazıya başladığımız zaman hayvan kemikleriyle ilgili metrik sistemler geçerliydi. Yani ölçülür kemikler, evet. İşte eni boyu, yabani midir, evcil midir, karşılaştırma yoluyla bakılıyordu. Şimdi bugün geldiğimiz yer ise bu metrik sistemler tabii ki geçerli. Yani aynı yöntemler devam ediyor ama onun yanında şimdi yabani hayvanları siz böyle bir çitle çevrili bir alanın içine koyduğunuz zaman tabii doğadaki gibi hareket edemediği için devamlı da hareketsiz bir şekilde o çitin içinde kaldıkları için bacak ve kemiklerinde, ayak kemiklerinde bir takım deformasyonlar oluyor. O deformasyonlar çalışıldı mesela bir doktora tezisi olarak. Peki bir fikir versin diye soracağım. Mesela böyle bir şeye çalışmak için kaç kemiğe bakmak durumunda kaldı bunun uzmanları? Bir fikriniz var mı? 100, 200, 500? Çok fazla. Çok daha fazla. Çok daha fazla. Yani mesela? Öyle, yani 10 binler falan. 10 binler? Tabii tabii tabii. Tabii. Yani? Oksijeni sorun kaç? Yüz binlerce. Nerede oksijen? Oksijen mesela. Oksijen. Ne kadar oksijen? Öyle değil mi? Yüz binler yani. Ve bunun hepsi sonuçta bir data havuzu. Siz biliyorsunuz da yani izleyenler biliyor. Böyle 3 tane depomuz var. Yetmiyor yani bize. Hayır, ben zaten bunu biraz insanlar gözlerinde canlandırabilsin istiyorum. Yani bu sonuca varmak için diyelim ki hayvanların ayak kemiğindeki deformasyonlardan onların evcilleştirilmesiyle ilgili bir sonuca varabilmek için siz on binlerce kemiği analiz ediyorsunuz, bir tabii. data havuzunda topluyorsunuz ve ondan bir sonuç çıkartıyorsunuz. Tabii, yani on binlerce kemik inceleniyor ama bunların üzerinde böyle durmamın nedeni çünkü gerçekten arkeolojinin sadece kazı olmadığını tabii. artık anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Tabii tabii. Sadece o değil ama bir yandan devam etsin. Sadece yok buyurun bu gerçekten benim hep üzerinde durmak gerektiğini yok, düşündüğüm. Doğru, çok doğru. Yani öyle bayağı bir iş yani. Çok uzun vadeli, işte sabır işi derler ya, gerçekten öyle. Neyse, evcilleştirmeye devam edersek, işte o metrik sistem bu şeyin yanı sıra, bu kemiklerin yanı sıra, kazıda bir şey bulduk. Bir tabaka bulduk ve anlamadık onun ne olduğunu. Böyle sarımsı bir tabaka, bir birikim. 90'larda anlamadık. Yani 90'larda hiç anlamadık. Bakın herkes yorum yaptı. Böyle bir sigara yakıp herkes karşısına geçip bu olabilir, o olabilir falan. Evet evet. Hatırlıyorum yani, ben. Tabii tabii. Yani ben de sigara yakmıştım o yüzden. Açmanın içerisinde ben sigara içiliyordu o zaman. Şimdi içmiyoruz. Ben de kazmıştım yani, onu gayet iyi hatırlıyorum. Tabaka tabaka ve ne olduğunu katiyen anlamadık. Acaba sel dolgusu mu dedik? Çünkü farklı diğer şeylerden, arkeolojik dolgulardan. Neyse, o zaman anlamadık. Şimdi anladık ki, ama yine bu yeni yöntemler, yani mikromorfoloji analizleriyle anladık ki onlar o hayvanların tutulduğu açık alanların tabanı ve dışkı tabakaları. O dışkı tabakalarını da bir sonraki aşamada idrar ve dışkı olarak mesela ayırabildiler. Yani üstteki işte idrar tabakası diyebildiler. Yani onun için
büyük dediniz ya, bunun alt tabakalarında bulunan hayvan kemikleri olsun, insan kemikleri olsun çok iyi sonuç veriyor. Ama üst taraftakiler kısmen tabii daha böyle tarımla, yani kazılar başlamadan önce de tarım faaliyetleri olduğu için biraz tahrip olmuş, karışmış. Hmm. İşte gün ışığından falan onlar da... Toprağın niteliği de önemli. Niteliği de korunması açısından. Onlar da çok iyi sonuç vermedi açıkçası. Peki, ama DNA analizlerinden burada hayvanlarla ilgili bahsettik ama herhalde insanlarla ilgili sonuçlar da çıkıyor. Tabii tabii, tabii çıkıyor. Neler çıkıyor. Var? Neler öğreniyoruz aşıklı hakkında? Yani iki temel şey var. Bir tanesi aşıklı topluluğunun eskiden zannedildiği gibi dışarıdan ya da doğudan gelen bir topluluk olmadığı ve Orta Anadolu topluluğu olduğu. Yani daha önce orada yaşayan bir topluluk olduğu. Daha doğrusu genetik olarak Orta Anadolu'daki diğer neolitik yerleşmelerle bir bağının olduğu, neolitik ve öncesindeki yerleşmelerle bir bağının olduğu anlaşıldı. O birincisi. İkincisi de o soy ilişkileri. İstersen onu sen anlat. Onun da slaydı var. Ben bulayım onu. Yani aslında bence bu meselenin çok başındayız. Çünkü antik DNA biz yine Aşıklı'da, Ufuk Hanım başkanlığında 90'larda Türkiye'de ilk defa antik DNA'yı deneyen ekibiz. İspanyollarla çalışmıştık o zaman ve hiçbir şekilde sonuç elde edememiştik. Teknoloji yeterli değildi. Şimdi? Şimdi teknoloji fazlasıyla yeterli ama çok para harcanan bir şey bu. Yani hani hala ne kadar para harcarsan o kadar sonuç. Şey, yoksa... Hayır, şu an ot tüleriyoruz. Mehmet Somer ve Hacı Tüfe. Beraber yaparız. Ama dediğim gibi ne kadar çok paranız varsa o kadar yani yaratıyorsunuz şeyi. Yani mesela eğer çalışmıyorsa DNA, biraz daha para atarsanız makine biraz daha iyi bir sonuç olacak gibi bir biraz böyle DNA'da. Bu kadar şey değil herhalde. O kadar. Hakikaten bu kadar. Yani $400 başlıyor. Sonra aynı örnek $4000 çıkıyor. $40000 çıkıyor. $400000 kadar çıkabilir. Yani eğer bir hominid ise, bir bölgeyi tarihlemek istiyorsanız o zaman çok büyük para. Ne yanda şey aşıklı daha ucuza kurtarıyoruz anladığım kadarıyla. Bazıları ucuza, bazıları pahalı. Tamam. Bazı örneklerin karşısında şey daha şey eğer zorsa yani metrik değeri vesaire. Bizim bu yani bu meselenin başındayız diyorum çünkü hane halkları, hane örüntüsü yani biz aslında bu meselede bir göç trafiğinden çok yerleşme içerisindeki dinamikleri anlamak istedik. Yani çünkü üst tabakalara doğru bina grupları ortaya çıkıyor. Bu bina grupları bir tür işte görev merkezli bir gelişim veya artık bir aile olgusundan mı söz edebiliriz? Bu sorular vardı kafamızda. Şu anki sonucumuz işte bir iki bina var. Bu iki binadaki bireyler arasında akrabalık ilişkisi var birinci dereceden. Tabii hani burada doğrudan bunlar aileymiş, bir evin içerisinde bir aile yaşıyormuş diye bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü mesela Çatalhöyük'te daha kontrast bir şey göreceğiz bir yıl sonra. O yüzden bu örneklerin biraz artması gerekiyor. Bu aile örtüsünü anlayabilmemiz için. Ama şu ilginçtir, onu birazcık söyleyelim istiyorsanız. Bakın şu şurada gördüğünüz bu iki yuvarlak ev biraz tarih farkı var ama birbirine böyle bir 3 metre uzaklıkta iki ev, işte milattan önce 8100'ler filan bu. Şimdi alttaki yarım daire olan yerde iki tane şey var. Sağdaki kadın 25 yaşlarında, bu taraftaki de 12 yaşlarında filan bir kız çocuğu. Öbür eve baktığınız zaman bir tanesi 25'lik bir kadın, öbürü yine 15 yaşlarında galiba, bir tam da hatırlamıyorum ama bir çocuk. Bir tane de 65 yaşında bir şey, kadın var. Şimdi şeyde o maviyle gösterilen, alttaki evde maviyle gösterilenin hiçbir ilişkisi yok diğerleriyle. Ama o çocukla aynı eve gömülmüş. Buradaki çocuğun birinci derecede o 65 yaşındaki kadınla ilişkisi var. Şimdi bunun yorumu tabii çok ilginç. Yani farklı yorumlarda olabilir ama biraz daha örneklerin çoğalması lazım.
Yani buna denebilir ki bir soy birlikteliği var hakikaten aynı evin içinde yaşayanlar tarafından. Ama alttaki eve baktığınız zaman da bu da şart değil. Yani farklı soylardan insanlar da aynı evde. İnsanlar da aynı evi paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla farklı bir boyutta bir araya geliyorlar. Bu iş midir artık, şey midir? Yani birlikte yaşam mıdır, beslenme yani biraz midir, daha nedir, onu var. Bilmiyoruz. Ama bunları anlamak için. Çok evet, basit. Evet. Yani bu ama ilk çok yolladığımız bu makale toplu bir makale. Yani. Evet. Sadece Aşıklı yok, başka yani Barçın Öyük, Çatal Öyük, Boncuklu. Bunların karşılaştırılması, yani evet, buradaki farklılıklar var. Yani bu olguyu biraz çözümlemeye çalışan ilk makale. Bunların sayısının artması gerekiyor. Peki. Ama işte bu sosyal yapıyı siz anlamak için. Bir yandan da bir yatay düzeyde bakıyorsunuz bu DNA ilişkilerini anladığım kadarıyla. Yani bu haneyle bu hane arasında var mı vesaire evet, diye. Çünkü ama, solumuz öyle. Ama yani bir de biraz önce dediğimiz ki biz bu DNA'ya baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Bunlar başka bir yerden gelmemişler. Buralı bir şey. Evet, o bizim araştırma solumuz değildi aslında. Ama o büyük bir projenin bir parçası. Yani bütün Anadolu için yapılıyor bu. Neolitik için. Hani o hem o hareketliliği görmek için hem de işte şeyleri soy ilişkileri ya da işte akrabalık ilişkileri diye. Bizim araştırma sorumuz özellikle hani haneler arasındaki o şey en sosyal yapı. En baştaki şeye dönersek hani buraya gelenlerin en çok sorduğu sorulardan birisi kim bunlar ha, tabii, diye tabii, şey tabii, yaptığını. Tabii, hakikaten. Doğru. O zaman peki kim bunlar sorusuna yönelik bir takım cevaplar da çıkıyor mu? Yani bugüne yani ilişkileri, gelenler, bölgesel genetik mirasla şeyleri, bağlantıları konusunda da bir takım cevaplar çıkıyor mu? Araştırmada en azından böyle cevaplar çıkma ihtimali var mı diyelim en azından? Yani onu bilemiyorum. Hani oraya gelen Aksaraylılara ben sizin atalarınız diyorum. En azından genetik olmayabilir yani, ama sosyal anlamda, kültürel tabii anlamda yani. O tabii. Doğru, orada bir öyle şey yok hatta, tabii. Evet. Peki, başka neler öğreniyoruz? Başka, tarım, bir kere şöyle bir şey, Yok, ben şey söyleyeceğim, yani öğrenmenin ötesinde bir de tabii bilgi üretimine bir şey yapıyoruz. Onu, yani katkı. Tabii onu kastederek söylüyorum. Ha, yani evet. Ne tür bilgiler, evet, burası, yani, burada süre giden araştırmalar şimdi değil mi? 30 yıldır oldu. Değil mi? Tabii. Yani tabii. Neler öğreniyoruz ve bir de ne diyelim, yani bu 30 yıl içinde ne değişiyor? Ne bilgi edinme yöntemlerimiz değiştikçe neler değişiyor? Eskiden nasıl bakıyorduk, şimdi nasıl bakıyoruz? Bu tam senlik bir soru bana kalırsa. Şimdi şey açısın. Aslında dediğim gibi ben böyle biraz hani yeni yeşermeye başladığı zamana denk geliyor benim arkeolojiye başlayan, yeni yeşermeye başlayan şeyde aslında biraz böyle modern arkeoloji. Çünkü 80'lerde özellikle yine Anglo-Sakson yani Batı dünyasında arkeoloji yavaş yavaş böyle münferit hikayelere odaklanmaya başlıyor. Büyük genellemelerden ve işte kültür tarihçi, buluntu odaklı arkeolojiden çıkıp başka bir arkeoloji inşa etmeye çalışıyor. Ve biz de Aşıklı'da bu şeyi yaşadığımız için yani kurtarma kazısı pratiğinde yoğun olarak yerleşmeyi kazdık. Önümüzde bir kocaman bir yerleşme vardı ve bir genel bir şablona oturmayan bir yerleşme vardı ama biz sürekli onu bir şablonun içerisinde itelemeye çalışıyorduk. Yani bu sadece biz değil, bütün arkeologlar. Orta Anadolu'da bir nokta bulunmuş. Aşıklı bunlar gelse işte bütün o çekirdek bölgeden göç etmiş bir topluluktur. İşte şusu benziyor, busu benziyor. O benzerlikler üzerinden hemen o haritadaki noktayı biz değil demeyeyim yani genel olarak arkeologlar böyle bir yere oturdu. Birinci bölge, ikinci bölge gibi bir takım tanımlamalar yaptılar. Bugün anlıyoruz ki DNA'da böyle olmadığını anlıyoruz. Şimdi münferit hikayeler neden önemli? Yani neden Mirvan'ın bahsettiği gibi biz insanların nereden gelip nereye gittiğiyle ilgilenmiyoruz. Önce yerleşmeye odaklanıyoruz. Çünkü bu münferit hikayelerle biz geçmişi
insan davranışlarını, sosyal ilişkilerini, sosyal organizasyonlarını anlayabiliriz. Bunlar da işte biraz 90'larda tırnak içerisinde değil, moda olmaya başlıyor Batı'da. Ve biz hem böyle sosyal bilimler işbirliğini savunan bir ekip olarak bu işe başladık. Sosyal bilimler işbirliği nedir? Daha fazla arkeolojinin diğer sosyal bilimler, kültürel antropolojiyle, sosyolojiyle, felsefeyle olan ilişkilerini veya sanata kadar geldik. Bunlarla biraz başladık. Sonra o sırada biraz teknolojik sıçramayı da yaşamaya başladık. Bunu yaşarken dünya da değişmeye başladı. Kolaylaşmaya başladı teknoloji. Bugün önümüzde iki tane şey var. Mesela üç tane. Burada belki 15 tane bilgisayar var. Bizde kazıda bir tane var. Bundan 30 sene önce koca kazıda her şey deftere yazılıyordu. O yüzden de bu sosyal bilimleri işin içerisine dahil etme mücadelesinin içerisinde bu sefer de fen bilimleri girdi. Ki bu da aslında eski bir şey. Yani Türkiye'de yine çay önünde Braidwood ve ekibi Halit Çamber'le beraber zaten bu işte multidisiplinler ya da interdisiplinler diyelim çalışmalara başlıyorlar. Ama bunun hep laboratuvar ayağı eksik kalmış. Bunun da sebebi biraz önce bahsettiğim yani kazıcılık daha makbul bir şey olarak yani toz toprak içerisinde olan arkeoloğu daha çok üniversitede hoca olarak görmek istemiş büyüklerimiz. Laboratuvar ve uzmanlık alanlarının yetişmesini istememiş. Aşık'ta tabii burada yine bu uzmanlık alanlarının bu sorular çerçevesinde gelişmesi ve bu öğrencilerin yetiştirilmesi açısından önemli bir şey. Şimdi bu sohbet böyle daha çok devam eder. İsterseniz biraz sorulara da şey yapalım, geçelim. Bizim buradaki konuklarımız arasında bilmiyorum şeyden var mı gelen, YouTube'dan gelen bir soru var mı? Ama şey varsa, sorularınız varsa biraz o sorulara da cevap vermeye çalışalım. Var mı? Arkalara doğru bakıyorum. Aramızda arkeologlar ya da arkeoloji öğrencileri var ama arkeolojiden gelmeyenler de var. Dolayısıyla ne merak ediyorsunuz? Neyi bilmek istersiniz? Peki. Daha yok hocam. Ben sanatçılara şeyi göstermek istiyorum. Bir, yani şöyle diyeyim daha doğrusu. Aşıklı'daki sorularımızdan bir tanesi açıkçası hani diğer neolitik yerlerde gördüğümüz sanat eserlerinin olmadığı. Bunu bir önce bir kere bir şey olarak açalım yani tam ne kastediyoruz burada? Sanat eserleri yoktu, yok Aşıklı'da derken neyi yani şöyle en yakınımızdaki komşumuz Çatalhöyük'ü herkes biliyor. Ve Çatalhöyük'ün de olağanüstü buluntularını, işte duvar resimlerini, özellikle duvar resimleri, heykelcikleri var. İşte taş olsun, kil olsun, heykelcikleri var, işte boncukları var, ne bileyim bir dolu bir buluntu var. Bizde bu yok. Yani Aşıklı'da bu yok. Şimdi şurada gördüğünüz heykelcik, bu küçük bir şey. Aşağı yukarı 4 santimlik bir şey. Bu hemen hemen tek. Bir tane daha var açıkçası. Ama o da şüpheli. Yani şey midir, heykel midir, nedir bilmiyoruz. Heykelcik midir onu bilmiyoruz. Ama bu bir tane bu var. Şimdi bunun tabii... Malzemesi ne bunun? Kil. Bunun çıktığı yer çok önemli ama tabii bizim yorumlayabilmemiz için bunu şey olması lazım. Böyle bir örüntü yakalamamız lazım. Yani arkeolojide öyle yöntemler vardır ya yani illa da işte verilerin bir örüntüsünü bulacağız ki yorum yapabilelim. Bu tek olduğu için öyle bir şey yorum yani zor bir durumdayız. Ama ortaya çıktığı yerde şöyle ilginç bir yer bir yuvarlak evin ki bu yuvarlak evde hakikaten ilk kalıcı yapılardan bir tanesi. Onun tabanının altında yani neredeyse gömülmüş hani orada bulundu. Peki. Gömülmüş mü konulmuş mu onu bilmiyoruz ama
Yani özellikle hani kondum bilmiyoruz. Öyle bir şey izlenim bıraktı bize. Yani sanki bir hani adak heykelciği gibi. Ama Temel dediğim gibi bir Temel Atma Töreni. Temel Atma Töreni'ndeki şey gibi. Ama peki, bir tane olduğu için de bir, şey çok bir şey diyemiyoruz. Fakat şöyle çok ilginçliği var. Şimdi baktığınız zaman doğru mu yanlış mı yine onu da bilemiyorum. Dediğim gibi bir ikincisi, üçüncüsü olmadığı için söyleyemeyiz. Ama mesela şu yüz kısmı kuşa benziyor. Yani bu dönemde kuş heykelleri var. Yani kuş heykeli demeyeceğim de. Yüzlü kuş olan antropomorfik heykeller var. Dolayısıyla ona benzettik. Sonra şurada bir çıkıntı var. Onlar kol mudur, göğüs müdür onu bilmiyoruz. Ama yani eğer göğüs ise sanki kadın gibi. Ondan sonra alt tarafta bir çıkıntı var. Eğer o erkeklik organı ise o zaman erkek diyeceğiz. Yani pek çok şeyi hayvan yani antropomorfik de olabilir, zoomorfik de olabilir. Pek çok şeyi bünyesinde bulunduruyor. Yani hep birlikte bulunduruyor. Şimdi bu tabii hakikaten şey yani... Çok önemli bir şey. Bir şey anlatıyor, bir şey söylüyor ama dediğim gibi tek olduğu için biz bunu bir türlü yorumlayamadık. Şimdi arkadaşlarımız Ahmet Rüstem ve Hakan bunu alıp şeyde sergide o kadar güzel bizim ifade edemediğimiz biçimde o arttırılmış gerçeklik dedikleri şekilde o kadar hoş yansıttılar ki hayran kaldım ben. Çünkü o akışkanlığı verebildiler. Yani ne olduğu tanımsal bir şey yapmadınız ya o çok hoştu. Çünkü biz tanımlara çok fazla takılırız. Yani böyle kategorize düşünmeler, işte çerçeveler, sınırlar mesela bunları kırmak çok değerliydi bizim için. O bakımdan yani bunu özellikle göstermek istedik. Bir kere daha hatırlatalım. Sergi 25'ine kadar açık. Evet. Dolayısıyla hani izleyip de merak eden olursa Kedi Dağı Hamamı'na bekliyoruz. Evet. Çok farklı formatlarda eserlerin bir araya geldiği bir sergi. Buyurun. Yanıtlamaya çalışalım en azından. Kim soruyor? Alanda kaç kişi çalışıyor? Emin Çapa. Emin Çapa. Evet, Emin biliyorsunuz o da bir arkeoloji meraklısı. Evet, dolayısıyla Aşıklı'ya da geldi. Ve bizim çalışmalarımıza da hep destek veriyor. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Alanda arkeolog olarak aşağı yukarı 15 kişiyiz. Ama bize köyden, Kızılkaya Köyü'nden yardım eden, çalışan arkadaşlarımız da var. Onu yalnız biraz şeye bağlı, yani ödeneğe bağlı. Değişiyor. Geçen sene, evet, derneğiniz sağ olsun, derneğimiz sağ olsun. Onların sayesinde bir 10 kişi, 15 kişi çalıştık. Vardı. 15 arkeolog var, başka disiplinlerden gelenlerle birlikte. Bir sayımı bu yoksa? 30, ekip hayır. Yani. Toplam, ekip 30. Evet, yani. Alanda diye sorulduğu için 15 dedim ben. Yani peki, alan derken hani şeyde kazıda, arazide, kazıda demek. Ama ben istedim. Genel olarak genel kazı olarak ekibi 30. buluyor. Evet. Bunların yurt dışından gelenler var. Çok var. 9 farklı ülke. O açıdan da örnek olması gereken bir kazı çalışması. Tabii. Yani yalnızca çok disiplinli değil, çok farklı ülkeden insanlar geliyorlar. Evet. Sonuçta bu insanlar 2 ay, 3 ay 24 Aşıklı'da saat. 24 saat yaşıyorlar. Evet. Aşıklı'da yaşıyor derken gene bilmeyenler için şey yapalım. Aşıklı, Aksaray ilinde, Orta Anadolu'da, Tuz Gölü'nün yakınlarında bir yerde, Güneydoğusunda. Aksaray ilinde, Gülağaç ilçesinde, Kızılkaya köyünün eteğinde. Evet. Dolayısıyla Orta Anadolu'nun bir köyünün eteğinde. Oldukça aslında etrafı hani şey su var, ağaçlık falan ama çıplak bir tepede sonuçta. 3 ay neredeyse güneşin altında çalışıyor kazı ekibi. Evet. Geri kalan da şeyde kazı evinde laboratuvar şeyini sürdürüyor, çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Aslında kendi başına dışarıdan bakıldığı zaman çok şeyli, ne derler, eğlenceli bir kamp hayatı gibi gözükse de cefalı bir iş. Öyle ama yine de yani
müthiş bir şey bir kere. Çevre ve manzara, yani volkanik bir alan. Çevre çok güzel. O yorgunluk akşamüstleri gidiyor. Yani karşımıza Hasan Dağı alıp da şöyle bir oturduğumuz zaman gidiyor. Yani çok yorulmamıza rağmen çok severek yapıyoruz. Başka türlü de yapılacak bir şey değil. Evet, herhalde. Peki. Buyurun. Türkiye'de neden doğal hazinelere değer verilmiyor? Doğal derken herhalde burada yalnızca doğa değil, aynı zamanda kültür ve doğa varlıkları diye belki de bakmak lazım, ama biz isterseniz bunu kültür varlıkları anlamında cevaplandıralım. Özel olarak bizim şeyimiz bu olduğu için. Arkeoloji deyince başımızda tabii hala bitmeyen işte şey, definecilik, kaçak kazı illeti var. Genel olarak bir sorunla karşı karşıya olduğumuz. Yani sosyal adaletsizlik bittiği vakit bunlar da bitecektir. Yani genel olarak baktığımız vakit defineciliğin olduğu coğrafyalara biraz ekonomik problemlerle ilişkili yoksa. Bir de tabii biraz kimlik meselesi var. Burada çok uzun tartışacağımız bir şey. Mümkün olduğu kadar değer vermeye çalışıyoruz diyelim. Değer vermeye çalışıyoruz. Benim şahsen kendi cevabım, bir cevap, yani benim de bu konuda bir cevabım var. Ben de bu kadar uğraştıktan sonra biraz da tabii kendi tarihimizi dar bir pencereden bakıyoruz. Yani atıyorum 700-800 yıllık bir pencereden bakıyoruz. Dolayısıyla onu öğretiyoruz, onun üzerine konuşuyoruz. Tarih şeyimizi, yelpazemizi genişletebilsek belki değer bilme, sahiplenme daha da farklı bir yere gelir diye düşünüyorum. O işin bir parçası. Gerçi mesela Aşıklı örneğinde işte Aksaray Müzesi'nde gerçekten güzel, oradaki bütün şeyi kapsayan, kazıları kapsayan güzel bir koleksiyon var. Bence de. İnsanların gidip gördükleri zaman hakikaten anlayabilecekleri şekilde de şey yapılmış, düzenlenmiş bir yer. Yani meraklı olanın da onu öğrenmek ve değerini bilmek anlamında elinde çok şey var. Evet, evet. Fırsat var. Peki başka sorumuz var mı? Eserlerin korunması için ne yapılıyor? Resmi ya da özel destek alınabiliyor mu? Buyurun. Aşıklı'da bulunan eserlerin korunması için zaten her kazı sezonu sırasında konservatör, restoratör gibi arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Yani küçük buluntu olduğu zaman onlar zaten hemen anında restorasyon ve konservasyon yapılıyor. Daha sonra da müzeye zaten teslim ediliyor. Resmi ya da özel destek... Özel bugüne kadar alamadık ama resmi destek aldık sayıyor. Özel de aldık, çok pardon. Şöyle, ortaya çıkardığımız mimarinin korunmasına yönelik bir kaçtaydı unuttum. 2007-2012 arası filan. Ben de koruma binasının yapılması. Koruma binası, yani bir o ortaya çıkardığımız bir alanın üstünün bir çatıyla kapatılarak korunması için bir şey yapıldı. Koruma çatısı yapıldı. Bunun için Amerikan Konsolosluğu'ndan biraz aldık. İşte kültür varlıklarından biraz yardım aldık. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden desteklen onu yaptık. Ufak tefek özel sponsorlara da gitti. Her yılda sonuçta az ya da çok her neyse bir kazı ödeneği geliyor Kültür Bakanlığı'na. Zaten bütün kazılarda olduğu gibi buraya da geliyor. Miktarı konuşulabilir ama yani bir öyle bir şey var. İşte onlar zaten yani bu koruma ve şeyde konservasyon da zaten onun içinde. Yani o bütünün içinde. Özel şeyi de ben söyleyeyim. Lütfen. Ne de olsa. Aslında yalnızca Aşıklı için değil, herhalde Türkiye'deki her ören yeri için, her kazı yeri için keşke bir takım hamiler olsa, bir destek olsa. Çünkü biraz önce işte bütün bu konuşmalarımız boyunca anlattık, anlatmaya çalıştık. Burada yapılan
meseleyi, çok geniş kapsamlı bilimsel bir çalışma. Bir DNA analizinin işte $400 $4,000 $40,000 kadar gidebildiği bir çalışma. Dolayısıyla buraya verilecek her destek yerini bulacak ve biraz daha bu, ne diyelim, bu, yani hayal etmesi bile zor bulmacanın birkaç parçasının daha yerine oturmasını sağlayacak bir şey. Evet. Çünkü gerçekten burada yapılan çok büyük bir bulmacayı çok küçük ipuçlarıyla bir araya getirmeye çalışmak çok zor bir şey. Peki, burada var mı soru? Buyurun. Pardon, bir dakika, şu mikrofonla sizden alsak o soruyu da sonra. Buyurun. Ev dışında yaptıkları bir yapı var mı öğrenebildiğimiz, ya da topluca beraber bir birliktelik halinde bir şey yapıyorlar mıydı, dini olsun, eğlencelik olsun? Çok kısa bir cevap olarak. Aşıklı'nın özellikle bu son 300, yani son çeyreği diyelim, son çeyreğinde yerleşmenin güneyinde inşa edilen konut özellikleri barındırmayan gayet nitelikli yapı malzemesiyle, farklı yapı malzemeleri kullanılarak yapılmış, ölçek olarak da evlerden çok daha büyük, gösterişli bir alan var. O alan olasılıkla hem topluluğun bir arada tutmak için belirli işte bayram, tören, şölen neyse bunların yapıldığı, ziyafetlerin yapıldığı bir yer. Ama din dediğimiz vakit, inanç dediğimiz vakit, tapınak dediğimiz vakit onu o bağlamda çok fazla, daha fazla veriye ihtiyacımız olmalı, arkeolojide özellikle. Bu topluluk şey diyelim, bu topluluğu bir arada tutan ve o topluluğu işte stresten yalıtan özellikle yerler diyelim bunlara daha çok. Ben diyorum ki, şuraya tapınak deseniz de rahatlasak diyorum ama demiyorlar. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani törenlerini yaptıkları bir yer aslında. Bir takım törenler. Sosyal tesisler. bir takım törenler var. O törenlerden bir tanesinin de ziyafetler. Yani arkeolojide biz ziyafet diyoruz. Toplu halde yemek yendiği zaman. O tür bir araya gelip de birlikte yemek yediklerinin verileri var. Onun tabii ne amaçla bir araya gelindiğini bilmiyoruz ama hakikaten bir ritüel çerçevesinde bir yemek yendiğini, bir ziyafet verildiğini ve bunun en az 100 kişi olduğunu biliyoruz. Yani bunun verisi var. Biz verisiz konuşamıyoruz ya onun için. Onun için hani neyin verisi varsa işte onu size söyleyeyim. Bunların verileri var hakikaten, yani hayvan kemikleri, yenen kemikler, onların üstüne atılan kırmızı boya gibi bir takım şeyleri var. Ben bir şey soracağım. Yemekten bahsedildi. Hani mesela biranın çok eski bir içecek, besin olarak tüketildiği, hatta 13 bin yıllara kadar dayanıldığı söyleniyor. Bununla ilgili bir şey buldunuz mu? Bira üretimi veya onun benzer herhangi bir şey? Bunu merak ediyordum da. Aşıklı özelliğinde hayır, bulmadık ama bunun izini de henüz sürmeye başlamadık diyebilirim. Çünkü birayı tespit edebilmek için, yani onun bir takım işte izleri var. Yani özellikle kalıntı analizleri yapmamız gerekiyor. Kalıntı analizleri de bizde çok fazla taş kap yok. Sürtme taş aletlerine bakmamız gerekiyor. Yani bir nişasta veyahut da işte ne bileyim takım işte bozulmuş granüller bulmamız gerekiyor. Kimyasal olarak söylüyorum bunları. Yani bir süreç görebilmemiz gerekiyor. Ama şöyle düşünürsek Orta Anadolu'da arpanın evcilleştiği ve Türk devamlılığın sürdüğü bir yer. Yani olasılıkla Anadolu'da pek çok yerde bira benzeri diyelim. Çünkü bira, bugünkü birayla aynı değil. Alkol olduğunu %1, %2 gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani biraz mayalanmış ve fermente olmuş
bir tür böyle besin, bir tür şey, boza. Boza kıvamı. Boza da değil aslında, çorba gibi. Çorba gibi. Şey, partikülleri olan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bu analizlerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Yeni yeni bu laboratuvardan bu tür kalıntı analizlerine bakıyor. Peki, başka? Buyurun. Şurada bir sorun var ama mikrofon yok. Çok teşekkürler öncelikle. Benim iki farklı sorum olacak. Bir tanesi deminki gömülen iskeletlerden onlardan bir inanç sistemi gözlemleyebildiniz mi? Bu bir. İkincisi de ben biraz da aslında oranın flora ve faunasını merak ediyorum. Yani 10 bin yıl çok uzun bir süre olduğu için ben 10 bin yıl öncesine gitsem nasıl bir aşıklığı görürdüm? Yani hayvan çeşitliliği nasıldı veya bitkisel çeşitlilikte bir farklılık var mıydı bugüne göre? Bunu buluntularınızdan tespit edebildiniz mi acaba? Teşekkürler. Şimdi slaydımız vardı da onu gösterelim isterseniz. Şeyde hayvan bakımından çok çeşitlilik var. Aslında Orta Anadolu'yu biliyorsunuz, yani step, bozkır. Ama onun ortasında o Melendiz Nehri'nin nehri akıyor. Zaten Aşıklı da hemen onun yanında. Dolayısıyla sulak alan var, bozkırlar var, vadiler var. Bütün orada yaşayan, yani çeşitli hayvanlar için güzel bir habitat. Hayvan çeşitliliği bol. Zaten bu Aşıklı'nın da, yani topluluğunun da gidip oraya yerleşme nedenlerinden bir tanesi bu olmalı. Melendiz'e su içmeye gelen hayvanlardan tutun da işte sulak alandaki kuşlara, balıklara varıncaya kadar. O çeşitlilikten dolayı. Koyun keçi esas şey. Onu biraz önce söyledik zaten, evcilleşmesi açısından yani odaklandıkları hayvan aslında koyun keçi. Ama yaban sığırı var. Geyikler, yaban domuzu az olmakla birlikte domuz. Atgiller var. Kapadokya'ya özgü biliyorsunuz. Çok çeşitli etçiller var. Yaban tavşanı. Her tabakada var yaban tavşanı. Ondan sonra altta gördüğünüz işte çok çeşitli kuşlar, küçük hayvanlar ve de balık. Balıklarda, yani şeyde bulduğumuz balıklar, Höyük'te bulduğumuz balıklarla Melendiz Nehri balıklarını karşılaştırdık. Aynısı hakikaten. Yani yıllardır işte aynı tür balıklar tutuluyor. Çevre bitkilere baktığımız zaman bir tane de bitki olacaktı. Bitkilere baktığımız zaman burada da yani tahıllar var. Tahılların şöyle ilginç bir yanı var. Mesela emmer buğdayı hem yabani hem domestik halde. Yani ilk geldiklerinde yanlarında da domestik var. Bunu ekerek zaten o küçük ölçekli tarım dediğimiz şeyi yapıyorlar. Arpa var, işte bezelyegiller, baklagiller, acı burçak. Çok az nohut var. Bir de tabii şeyler, yemiş ve meyveler, yani çitlenbik, işte acı badem. Onu şey yaptığınız zaman acı badem zehirli bir şey ama kavurduğunuz zaman ya da suda bıraktığınız zaman zehir toksinleri atılabiliyor ve onu kullanıyorlar. Ağaçlar işte mesela meşe ağaçları bugün Hasan Dağ'ın eteklerinde ama 10 bin yıl önce yine işte hem kısmen polen analizlerinden biliyoruz, kısmen diğer şeylerden çok daha yeşillik ortam. Yani bugünkünden daha yeşillik, çünkü %20 nem daha fazla bugüne oranla. Onun için daha böyle sazlar, tabii sulak saz, alan, sulak alan olduğu için sazlar var. Kullanılan bir şey tabii. Bütün çok sık kullanılıyor saz. Hem çatılarda kullanılıyor,
kapatmak için, hem de sepet yapımında. Sepetler buluyoruz. Örgüsü okunabilir vaziyette. Yani sepet buluyoruz demeyeyim de, sepetin toprakta kalmış izleri, silika izleri, işte fitolit deniyor ona, onları buluyoruz. Sazda çok kullanılan hasırlar, hasır için yapıyorlar. Ölüleri sarıyorlar mesela o hasırlara. Onlar hepsi var. Başka bir şey sormuştunuz ama. İnanç sistemi gözlemlenebiliyor. Tabii yani ölü gömme uygulamalarından biliyoruz onu da. İşte evlerinin altına, yani yaşadıkları evin tabanına açtıkları bir çukurun içine koyuyorlar ölüleri. Kapatıyorlar, dolduruyorlar çukuru ama ondan sonra taban sıvasını yeniliyorlar ve üstünde yaşamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla hani ölüden ya da işte ölen kişiden ayrılmamış oluyorlar. Aynı mekan içinde yaşamaya devam ediyorlar. Bildiğimiz şey o. Onun dışında işte inançları, dediğim gibi bir kere bir kolektif yaşam var bunlarda. 1000 yıl boyunca vazgeçmedikleri. O da aslında bir anlamda bir inanç olmalı. Yani beraber yaşama, birlikte yaşama, komünal yaşam. Onun şeyleri var. İşte Güneş'in biraz önce söylediği o bir yapı var mesela. Bunların bir araya geldikleri, o komünal yapıyı korumak adına bir araya geldikleri diye yorumluyoruz. Törenler ve hani o birlikteliği sağlamak için yaptıkları şeyler. O bina mesela çok özel bir bina. Tabanı kırmızı boyalı. Kırmızı ve sarı boyalı, birkaç kere yenilenmiş. İşte bir seferinde sarı, bir seferinde kırmızı, bir seferinde hem sarı hem kırmızı filan. Yani bir renk sembolizmi de var. Ama onu çözemedik daha. Yani neyi ifade ettiğini çözemedik. Çünkü o biraz önce figürün için söylediğim şekilde başka hiçbir yerde kırmızı renk yok. Sarı renk yok. Yani onu bulmamız lazım ki şey yapabilelim, yorumlayabilelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok mu uzun anlattım? Yok. Pardon. Arkada bir soru var. Sana şöyle. Ha, güzel. Oradan alalım soru. Ya, ne bir yapalım? Arkadan da var bir soru. Pardon. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Bulduğunuz evlerin standartizasyonu var mı? Bütün evler aynı. Bulduğunuz evlerin standartizasyonu var mı? Bütün evler aynı ölçekte mi? Hocam ben yine aynı şeyi söyleyeceğim size, daha önce söylediğimi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarla bitkileri olarak konuşuyorum hocalarımın adına. Bulduğunuz sonları biz analiz etmek isteriz. Siz de uygun görürseniz fakültemizin bölüm başkanımız olan Profesör Doktor İsmet Başar hocamızla kontak grup, bu bulduğunuz arpa, buğday, nohut, bezelye tohumlarını güncel etmek isteriz. Şöyle, biraz önce de söylediğim gibi o ortaya çıkardığımız tohumlar yanmış durumda ya da mineralize olmuş durumda. Onun için onların tekrardan canlandırılması mümkün değil. Milyonda bir. Belki de. Evet, ama yani DNA analizleriyle mümkün olabilir. O da milyonda bir gibi bir şey söylüyor uzmanlar, bilemem. Yani bunları tabii konuşuruz. İlginize teşekkür ediyoruz tabii ki. Bilgi paylaşımına her zaman varız. Ancak dediğim gibi bu bitki konusunda böyle bir şey var. Belki de şeyi de hatırlatmak lazım. Yani bu antik işte tohumlardan buğday ürettiler falan diye çıkan haberleri pek şey yapma, inanmayın. Çoğu öyle değil o işin. Değil. Hakikaten değil. Hani deneme yapılabilir ama o da belli şartlarda korunmuş olması gerekiyor. Yani mesela su altında kaldı ise, yanmadan, yanmamış bir şekilde su altında kaldıysa, işte o tohum bir ihtimal canlandırılabilir. Ama bizdekilerin tümü yanmış ya da mineralize olmuş. O bakımdan hiçbir şekilde mümkün değil. Ama ondan önce bir soru sormuştunuz. Binalar. İstanbul mimarisinden daha standart olduğunu söyleyebiliriz. Binaların
ölçüleri değişiyor. Ama duvar kalınlıkları standart. Yuvarlak barınakların boyutları da aşağı yukarı standart. İç öğelerde yani çok farklılık yok. Yani bir ev diğerinden daha zengin, bir ev diğerinden daha gösterişli gibi bir durum yok Aşıklı'da. Yani iç öğelerde benzeşiyor. Yani bir tür tırnak içerisinde söyleyelim, standart diyebiliriz. Ama hani bugün alışık olduğumuz TOKİ standartında değil. Yani. Peki, isterseniz böylece noktalayalım. Bugünkü, pardon, buyurun. Bir soru daha varsa onu da yapalım. Sorulduysa, kaçırdıysa bakmayın. Aşıklı'yı hangi sezonda? Çok güzel. En pratik soru. En güzeli yaz aylarında gelmek. Biraz sıcak. Karlı görmek istiyorum. Ama yani kazıyı görebilmek için en güzeli yaz aylarında gelmek. Benim hep söylediğim bir şey var. Doğa belgeselcisi David Attenborough'dan alarak tekrarladığım. Bir şeyi deneyimlemezseniz benimseyemezsiniz, önemsemezsiniz, önemsemediğiniz bir şeyi de korumazsınız diyor. Çok doğru. Yani biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım, siz ne kadar okursanız okuyun, gene de oraya gidip görmek en önemlisi. Yalnızca Aşıklık için değil, bütün kültürel varlıklarımız için, değerlerimiz için. O deneyimi yaşamak çok önemli. Biraz önce Mihrban Hoca bahsetti. Hasan Dağı'na bakıp Aşıklık'ı görmek, 10.500 yıl önce insanların aynı dağa bakarak orada yaşadıklarını hayal edebilmek, bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bir müsait zamanımızda bekliyoruz diyelim, öyle bitirelim. Çok teşekkürler. Daha sorularımız var. Peki. Yaklaşık şimdi bu soruya şöyle hızlı bir cevap vereyim. Bu çok başka bir tartışma konusu. Stonehenge'den Anadolu'ya bir seferde gidilmiyor. Yani o gen şeyi, imzası diyelim, Stonehenge'de de rastlıyoruz. Yani o yüzden bunu biraz öyle algılamamız gerekiyor. Haberler, manşeti öyle gördüğünüz vakit Anadolu'dan Stonehenge'e gitmişler falan. O pek öyle olmuyor. Yani bir süre belirli bir yerde o gen değişiyor, başkasıyla melezleşiyor vesaire ve sonunda oraya da gidiyor. Bu arada Stonehenge'de de 6000-6500'den itibaren mezolitik orada hala yani Stonehenge'i yapmadan önce, inşaatmadan önce orada zaten yaşayan yerli topluluklar da var. O yüzden bu tip haberler de biraz işte şeye benziyor, tohum haberine benziyor. Onda manşette gördüğümüz şeyleri biraz okuduğumuz vakit başka şeyler olduğunu görüyoruz ama tabii bu çok havalı oluyor. Anadolu'dan Stonehenge'e gittiler başlığı. Evet. Şimdi göç, burada da saatlerce göçün ne olduğunu tartışmamız gerekir. Hani göç bugünkü gibi bir şey mi? Yani giden topluluklar kim, niye gidiyorlar? Vesaire. O yüzden bu haritalar vesaire falan biraz şey, iyi şeyler de değil. O yüzden biz biraz münferitle kendi yerimizi anlamaya çalışıyoruz diyelim. Bu da çok uzun bir cevap diye düşündüm. Aslında çok farklı farklı şeyler göç etmiş olabilir. Bilgi göç etmiş olabilir. Evet. Teknoloji göç etmiş olabilir. Evet. Gerçekten insanlar göç etmiş olabilir. Evet. Hepsi bunların göç diye anladığımız şeylerin bir parçası. Dolayısıyla tek şeyden bakmamak lazım. Anadolu minority ile Avrupa minority arasında bir fark var mı? Avrupa Yunanistan mı mesela? Şimdi hangi Avrupa? Hangi Avrupa'dan bahsediyor? Bulgaristan Avrupa mı? Yani Ukrayna Avrupa mı? Yani ama yani fark var tabii yani. Elbette var. Yani her anlamda. Tarih açısından, ortam, kontekst, kültür, her açıdan. Aslında belki fark. Sizin temel teziniz zaten neredeyse her farklılık yerleşim var. Yerinde kendine özgü farklılıklar var. Tabii. Ki yani şimdi konuyu dağıtmak gibi olacak belki ama sizin 20 kilometre ötede bulduğunuz şimdi Balıklı'da bile bambaşka bir şey var, kültür var. Tabii, dolayısıyla tabii, farklılıklar var gerçekten. Tabii, büyük farklılıklar var. Şeyin bir lafını seviyorum. Bambaşka bir bağlamda söylemiş ama Claude Lévi-Strauss'un birbirine benzeşen farklılıklar diyor. Hmm. Yani
benzeşiyorlar bir taraftan ama bir taraftan da farklılar. Yani şimdi benzerlikler de var bu sorunun cevabı olarak, farklılıklar da var. Ama bir kere en temel olarak zamansal bir farklılık var. Çok ciddi bir zaman meselesi var. Yani bu zamansal farklılıklara rağmen bir takım benzerlikler var. O benzerlikler kimilerine göre yavaş yavaş bir tür göç şeyiyle, hareketliliğiyle, işte farklı teoriler var. Batıya doğru aktarılıyor materyal. Ama zamansal da bir şey var, farklılık var. 1000-2000 yıl. 2000 yıllar. Yani o kadar süreç boyunca daha fazla. Tabii bazı yerlerde daha fazla. 3-4 bin yıl olacak. O yüzden Kızılderililerde de aynı motifleri görüyoruz bu arada. İşte bileyim, Anadolu'nun bir yerinde de aynı motifleri görüyoruz. Bunlar işte oradan oraya geçmişler vesaire falan. Yine onu söylediğimiz vakit yine gazete kötü gazetecilik diyeyim. Ama ama bir şey diyeceğim, yani Avrupa Neoti dediğimiz zaman da Avrupa'nın içinde o kadar büyük farklılıklar var ki. Yani bir mezolitik yaşam biçimini devam ettirenler var. Hemen onun yanında neotik yaşam biçimini benimsemiş olanlar var. Yani bizde de aynı, ona bakarsanız şeyde Anadolu'nun batısında bizim neotik olarak tanımladığımız özellikler varken adalarda mezolitik diye tanımlanan, mesela balıkçılık yaparak geçinenler var. Yani aynı şeyde. Onun için gerçekten... Belki de şöyle bir varsayım var. Yani bu insanlar, tırnak işareti içinde söylüyorum, ilkeldiler. Teknolojileri, maddi teknolojik açıdan ilkeldiler. Dolayısıyla her tarafta aynı olması gerekirdi. Yani farklılık gelişmeyle gelen, çağdaşlaşmayla gelen bir şeydir diye bir varsayım, bir bakış açısı olabilir. Halbuki öyle değil. Yani her dönemin kendine tabii göre yani müthiş farklılıkları var. Müthiş farklılıkları var. Hatta farklı kimlikleri var neredeyse. Tabii. Yani hep ortak şeye verilen... Akültürasyon şeyi var ya, yani giden, hep gittiği yerdeki yerli halkları birdenbire kendi teknolojisine boyuyor. O da çok doğru değil. Yani karma aslında bunlar. İşte Aşıklı mesela bunun en iyi örneklerinden bir tanesi, tepki açısından, şey açısından, yani çok kendine özgü bir toplum. Çok kendine. Biraz önce söylediğiniz 20 kilometre uzağındaki toplumla tanıştıklarını biliyoruz. Aynı kaynakları kullandıklarını biliyoruz. Aralarında alışveriş olduğunu biliyoruz. Çağdaşlar tabii alışveriş olduğunu biliyoruz. Aynı yerlere gittiklerini biliyoruz ama bambaşka. Ölü gömme uygulamalarından tutun da davranış biçimlerine kadar bambaşka. Peki, bu farklılıklarla bitirelim diyelim. Tamam. Bitirelim diyorum. Soruların ilgili olduğunu biliyorum. Belki bir kısmını daha fazla gelen olursa biz ayrıca cevaplarız muhakkak ki onları da. Ama burada kapatalım. Güneş'le benim bir şeyim daha var. Bir randevumuz daha var. Dolayısıyla doğru, oraya gitmemiz gerekiyor. Tabii. Çok teşekkürler. Hem ekran başında izleyenler hem sizlere çok çok teşekkürler. Bundan sonra seminerlerimiz devam edecek. İki seminerimiz daha var önümüzde. Orada da sanatçılarla arkeologlar bir araya gelip konuşacaklar. Bunu hatırlatalım. Kazı izleri sergimizde 25'ine kadar açık, 25 Şubat'a kadar açık. Eğer görmediyseniz hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler.